Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Sure-i Bakara'nın 6. ayeti olan innellezine kafaru sevaun aleyhim e endertehum em lem tunzirhum la yu'minun ayetindeydik işaret yücezden. Yani hiç şüpheniz olmasın ki o küfredenler var ya, onlara ikazda bulunsan da bulunmasan da iman etmezler. Biz ne yaptık? İnnellezine'yi hallettik. Öyle değil mi? Keferu'dayız. Hani küfredenler mazi sigasıyla orada sorulara cevap verdi Bediüzzaman ve devam ediyor. İn kulte desen ki el küfru küfür sıfatul kalbi, kalbin sıfatıdır. Fe keyfe kâne şeddüz zünnar, kalbin sıfatı olduğuna göre haç bağlamak. Nitekim ve kad kîse aleyhi eşşevkatu bi küfran. Yani küfran, özür dilerim. Yani zünnar bağlamak. Zünnar demek şey, bu ne diyorlar ona? Zünnar diyorlar. Zünnar. Türkçede de zünnar. Hristiyanların kullandığı bir. Secde yapmayı engelleyen. Ha, secde bir... yapmayı engelleyen bir şey. Yani özür dilerim, ben haç mı dedim? Doğru gibi. Ha, doğru gibi. Zünnar bağlamak. Ve buna kıyasen şapka giymek. Tamam. Şapka giymek. Küfran nasıl küfür olur? Halbuki bunlar insanın cesediyle ilgili sıfatlar. Kalple alakalı değil. Bunlar niye küfür? Çok tatlı bir soru. Dediği zaman şapkanın küfür olduğuna. Ta 1900 biliyorsun 20'lerde yazdığı bu, hatta 20'de değil 1916 Horasan ovalarında yazarken böyle ifade etmiş. Küfür demiş. Biliyorsun bundan dolayı Atıf Efendi'yi Allah rahmet eylesin idam etmiş. Kemaliyle bildiğiniz kemalsiz adam. Kileleke, sana şöyle bir cevap verilecek. İnne şeriata, burası çok önemli arkadaşlar. Takip edin. İnne şeriata, şeriat te'tebiru bil emarat. Bir kısım işaretlere ve emarelere itibar eder. Alel umuril hafiyyeti, gizli bir kısım işlere. Ben şimdi gitsem ki A isimli tanıdık bir arkadaş, dindar bir arkadaş, çıplak kadınların yanında, o da yüzüyor ve aynı zamanda da çıplak çıplak uzanmış. Kusura bakma, yani ben bunun hakkında bu yaptığı harekete göre ne yaparım? Karar veririm. Fasık olduğuna karar veririm. Anlatabildim mi? Yani emarelerle, yani gizli, çünkü kalbini bilmiyorum. Hatta bu sebeple bir kısım emareleri bilinmeyen işlere emare kabul etmiş. Anlatabildim mi? Yani delil kabul etmiş şeriat. Mesela hatta ekametil esbabe zahiriyete, zahiri sebepleri, mesela yolculuk gibi, seferdir kısa, yani kasrın sebebi. Halbuki seferde her zaman sıkıntı yok. Ama esas sıkıntı olan zahmetin kuralı yok. Seferle kabul etmiş. Bazı zahiri sebepleri, yani aslında illet olmadığı halde illet kabul etmiş. Anladınız mı? Mekamel ilel, illetlerin makamına koymuş şeriat. Fefî şeddiz zünnâri el mâni'i ba'du nev'ihi an itmâmir rükû'i. Bir çeşidi rükû tamamlamaya engel olan zünnar bağlamak, öyle değil mi? O Hristiyanların yaptığı gibi bağlamak ve aynı zamanda ve ilbasi şevkatil maniati an temamis sucudi, secdeyi tam yapmaya mani olan şapka giymek, alametül istignai anil ubudiyeti, Allah'a karşı, kulluğa karşı direnmek işaretidir. Yani sen, ben etmem demektir, yani secde etmem. Rüka gitmem demektir. Tabi bu da kalbindeki niyet, durumu ortaya çıkarır. Ve teşebbühi, bak, bil keferatil mumi'i bistihsani meslekihim ve milliyetihim. Yani kafirlerin meslek ve milliyetlerini beğenmekle, beğenmeye işaret eden kafirlere benzeme işaretidir. Fema dâme, devam ettiği sürece, lem yukta bintifail emril hafi, o gizli olan kafirlere benzeme arzusu, öyle değil mi? Yani ortadan kalkmadan
Yani şapkayı terk etmeden veyahut da zünnar giymeyi terk etmeden yuhkemu bil emri zahiri. O zaman açık duruma göre karar verilir. Çünkü biz o gizli durumu bilmiyoruz ki. Harika bir izah. Şapkacılar dikkat edin. İn kulte, eğer desem idalem yüzdil inzaru, bu da çok enteresan. Kur'an-ı Kerim diyor ki o kafirler ki, yani onları uyarsan da uyarmasan da soru soruyor. Uyarmak fayda vermediyse felimet teklifi, o zaman kafirlere niye iman edin diye teklif geliyor. Teklif dediği mükellef kılmak. O ki Cenab-ı Hak biliyor onların uyarmayı bile fayda vermediğini. Niye peki mükellefler? Kileleke, sana cevap verilecek, denilecek ki li'izzamil hucceti aleyhim. Delil konusun. Hani diyor ya, ta ki bir kısımda ehli dalalete şahit olasınız diye. Hem Allah şahit olsun, hem de siz şahit olasınız diyoruz. Tabii, delil. Anlatabildim mi? Delil bu. Çok önemli bu delil meselesi. Yani mesela iman etmezler diyor. Allah biliyor. Öyle değil mi? Ama delil olsun yani. Hüccet ortaya konsun. İn kulte, eğer şöyle bir soru sorsam. El ihbaru an temerrudihim, onların inatlaşmalarını haber vermek. Yani uyarsan da uyarmasan da iman etmeyecekler. O zaman yestezimu imtina imani. İmanlarının da imkansız olduğunu gerektirir. Fekunu teklifi bil muhal. İmkansız olanı teklif etmek, muhal bir şeyi teklif etmek. Yani bir adama uç demek. Nasıl olur bu? Kileleke, sana cevap verilecek. İnnel ihbara, bu şekilde haber verme. Ve keda el ilmu vel irade, böyle bir ilmin ve iradenin oluşu. İhbar ilminin ve iradesinin oluşu veya Cenab-ı Hakk'ın bunu bilişi ve iradesi. La teteallaku bi küfrihim müstakillen maktuan enis sebebi. Sebepten tamamen koparılmış olarak müstakil bir şekilde onların küfürlerine taalluk etmez bu. Direkt küfürlerine ait değil bu haber verme. Bel, yani anlaşıldı değil mi? İnnemâ teteallaku, bu ihbar, haber verme. Biliyoruz ki siz direneceksiniz deme. Ha, bi kufrim bi ihtiyarim, iradeleriyle yaptıkları küfürlere. Biz ihbar ediyoruz ki ey millet, yani iradenizle küfre girmeyin. Ha, en azından kema ye'tike tafsiluhu, tafsili gelecek. Tafsili dediği hatemallahu ala kulubihim de gelecek. Bu çok önemli bir mesele. Ve min huna yekul, bu noktadan hareket edilerek şöyle deniliyor. El vücubu bil ihtiyar la yunafi el ihtiyara. Bir adam iradesiyle kendisine azabı veya kafir küfrü gerek vücub, yani vacip oluyorsa la yunafi el ihtiyar, onun ihtiyarı ve iradesi olmadığını göstermez. Bakalım ne demiş burada? Seninki ne demiş? Tabi bakmayı bilirsen. Olan hızlı yapacaksın, bakacaksın. Cenab-ı Hakk'ın ihbarı ilmi iradesi sebepten kat'i nazarla yalnız küfürlerine taalluk etmez. Ancak ihtiyarlarıyla küfürlerine birlikte taalluk eder. Bu ise ihtiyarlarını nefyetmez ki teklifi bil muhal olsun. Bu bahsin tafsilatı gelecektir. Ondan sonra devamı. Bir dakika. Orayı bak, tafsilatı gelecek demiş, kesmiş. Kesti. Bak, eksik olan. Ama bizim bu mübarek zat ihtiyar ve iradenin zaruri varlığı. Bak bu demek. El vücub bir ihtiyar. İhtiyar kesin var insanda. İradesi var, öyle değil mi? İhtiyar var. İhtiyar demek irade demek yani. Bilerek küfrü tercih ediyor. Öyle değil mi? Bilerek küfrü tercih ediyor. La yunafil ihtiyar. Böyle oluşu illa ihtiyar var. Olmaması mümkün değil. Bu insanda ihtiyar olmadığını göstermez diyor yani. İrade ayrı. Tabii, değil mi? İrade ile ihtiyar aynı şeyler. Burada ne güzel bak yapmış bak. Yani insanın yaratılışında zaruri olarak var olan ihtiyar ve irade. İşte bu. Hatta biz bile yanlış mana vermişiz. Abdülkadir Batıllı abi. Yani insanın yaratılışında var olan bir ihtiyar var. Bir cebri olanlar var.
İki göz vermiş Allah veya tek göz vermiş. Beni gözsüz yaratmış bunlar cebri irade. Ama öteki şeylerde yeme, içme vesaire hep irademiz var. O zaruri olan irade güneşte zaruri olarak var olan ışığı vermek gibidir. Bak çok güzel misal vermiş. Yani güneş oldu mu zaruri olarak ışık verecek. İnsan dedin mi zaruri olarak ihtiyarı olacak. O halde insanın cüz ihtiyarisini kullanmasına zaruri olarak insanda bulunan o ihtiyar engel olmaz. Çok güzel açıklandı. Yaşa Abdülkadir abi. Anlatabildim mi? Yaşa Abdülkadir abi. Ya. Şimdi gelelim. Bir dakika. Evet, devam ediyoruz. İn kulte desen ki imanuhum bi ademi imanihim, yani onların iman etmemelerine iman etmeleri muhalun akli gün, aklen imkansız gibi görülüyor. Bak. Ve yüşbihu, bu durum benziyor. El cezerel asammel kelamiyye. Anlatabildim mi? Ne demek cezer el asam el kelami? Güzel kardeşim, cezerden kasıt kare kökü demek. İki manası var bu kelimenin. Biri el cezerul asammul hesabi. Yani matematikteki cezeri asam. Ne demek bu? Biliyorsunuz kare kökünü alırken iki türlü cezer vardır. Biri cezeri müstakim veya cezeri sahih. Mesela 9'un kare kökünü alır. Sanız kaç eder? 3. Öyle değil mi? Kare kökü 3. Ve sağlam bu. Bu cezeri müstakim, cezeri sahih bu. Ama bir de 2'nin kare kökünü alırsanız tam bir sayı çıkmaz. Ona cezeri esam. Sağır. Geder de geder. Böl de böl. Ne kadar eder? 1 nokta bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yani ondalıklı bir sayı çıkar. Tam sayı çıkmaz. Ona da cezeri esammi hesabi diyorlar. Aynı şekilde ilmi kelamda veya genel olarak söylenen sözlerde de, yani böyle ona ne diyorlar? Bir tabir kullanıyorlar. Yani o tabir burada yok. Ne derler? Hemen söyleyeyim. Bir şeyler demiş ama bu mübarek zat sağır köklü kelam diyorlar. Bunun bir karşılığı var. Durun bir söyleyeyim. Olur mu? Bir dakika. Bulayım. Ulan Türkçeyi unuttuk. Ben tarikatta bunu açıkladım. Onu özellikle ifade edeyim. Ya. Ben böyle bir kelime için o kelimeyi ulan ezbere bilsene aklımız. Yani gavurca bir kelime ama şey yani. Güzel bir kelime. Tercüme etmişler. Biz de istifade ediyoruz. Bak. Ha, kare kök paradoks. 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 Kare kök paradoksu. İster ilmi hesapta ister sözde. Peki kelam ilminde olan bu İmam-ı Teftezani Hazretleri ortaya koymuş bunu. Kelam ilminde olan, yani bu cezri esammi kelami ne demek? Mesela diyor ki gayet güzel. Şu an söylediğim her söz yalandır. Anlatabildim mi? Şimdi o an bu sözden başka bir söz söylemedi. O zaman o söz de yalan. Anlatabildim mi? Paradoks var burada. İfade edebildim mi? Şu an söylediğim her söz yalandır. O anda söylediği o da dahil. O zaman o da yalan. Yani diyor ki onların iman etmemelerine iman etmeleri tıpkı cezeri asammi kelami gibi, yani ilmi kelamdaki paradoks gibi, tamam mı? Karekök paradoksu gibi bir şey oluyor. Kıyle leke. Ben de sana söylerim ki innehum leysu bi mükellefine bit tafsil hatta yezemel muhalu. Kafirler ayrıntıları bilmekte mükellef değiller. O zaman muhal gerekmez. Ayrıntıları bilmek mecburiyetinde değiller. Allah'a iman etseler yeter. Peygamber'e iman etseler yeter. Ayrıntılar olmayınca bu senin dediğin
paradoks ortaya çıkmaz diyor. Güzel. Bakalım bu ne demiş? Ya. Onlar imanın tafsilatını öğrenmekle mükellef değillerdir ki imkansızlık meydana gelsin. Doğru. Sümme gelelim şuna. Bu da çok önemli. Bitireceğiz şuraya kadar. Hakkınızı helal edin. Çünkü neden? Yeni bir mevzuya geliyoruz. Sümme fi iradi keferu. Keferu'nun fiilen madiye. Geçmişe ait bir fiil gibi getirilmesi. Fiili mazi diyoruz biz buna. Nedir bu? İşaretün şuna işarettir. İle ennehum kafirler ihtarul küfra. Küfrü tercih etmiş oldular. Ba'de tebeyyünil hakki. Hak ortaya çıktıktan sonra. Yoksa çıkmadan değil. Enteresan. Yekfirune demiyor. Çıkmış hak, her şey ortada. Buna rağmen inkar ediyorlar. Feliza bu sebeple la yufidul inzaru. Yani uyarmak onlara fayda vermiyor. Zaten küfretmişler. Harika. Ve emma sevaün. Peki sevaün ne demek? Femecazün an. Şundan mecazdır. Yani eşittir. İster uyar, ister uyarma. Yani inzarüke. Seni onları uyarman. Kademil inzari. Tıpkı uyarmaman gibidir. Fi ademil fayde. Yani fayda olmama noktasında. Veya ev fi sıhhatil vuku'i. Veya bu işin meydana gelişinin sahih olup olmadığı konusunda bir farklılık yok. Ne demiş mübarek? Ayan veya küfrü kendi ihtiyarlarıyla seçmiş oluyor. Bu da tamam. Mecazdır diyor. Ey Resul-i Ekrem, senin onları korkutarak inzar etmen faydasızlık içinde bir adem-i inzar gibidir. Başka bir faydasızlığından dolayı ya da sahih olan bir inzarın adem-i vukuundan dolayı. Yani gerçek bir inzar olmamış. Yani daha önce gerçek bir uyarı olmamış. İnzar etmemiş gibi olursun. Allah Allah. O zaman da şey kalmaz. Yani ne demek? İnzar veya ademine bir gerekçe kalmaz. Mucib kalmaz. Ey la mucibeli inzari ve la li ademir. Ve emma aleyhim. Son paragraf. Yani onların üzerine fark etmez onlara demek. Fefi burada da imaun şuna ima var. İle ennehum kafirler ehledu ilel ard. Sanki yere yapışmışlar gibi ebediyen. Fela yerfauna rusuhum. Başlarını kaldırmazlar. Ve la yesgavne ile kelami amirihim. Kendilerine emredenlerin sözlerine kulak asmazlar. Bu manayı işaret ediyor. Yani yere saplanmış. Ve fi eydan yine bu aleyhimde ramzün gizli bir işaret var. İle ennehu şuna. Leyse sevaen aleyke. Senin için değil. Sen vazifeni yapman lazım tebliğde. Burada çok güzel değil mi? Onlara fark etmez. Sana fark eder. E o zaman ben de tebliğ yapmayayım. Yok. Sana değil bu, onlara. لِأَنَّ لَكَ الْخَيْرَ فِي التَّبْلِيهِ. Çünkü senin için tebliğde hayır var. İz çünkü مَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاءِ. Peygamber'e ancak hakikati ve kendine gelenleri tebliğ etmek vazifesi var. Ne kadar güzel bir mana çıkardı değil mi? Yani onlara fark etmez. Hayır, sana gelince fark eder. Sen mecbursun. İnzar etmek mecburiyetindesin. جَزَاكُمُ اللّٰهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَعَلَّمَنَ اللّٰهُ عِلْمًا نَافِعًا الْفَاتِحَا أَوْلُ بِاللّٰهِ مِنَشْرِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ